Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İyi bir hafta sonu sabaha geçirmenizi dilerim. Stüdyomuzda iki değerli hocamız var. Bu hocalarımızla sadece depremi değil, genel olarak afetleri konuşacağız. Ama bizim bu programımızı yakından takip eden izleyicilerimiz iyi bilirler. Biz bir şeyin yıl dönümünde değil sadece, bütün zamanlarda bu konudaki farkındalığı arttırmaya dönük içerikler ortaya koyuyoruz. Bu programı da lütfen öyle değerlendirin. Fakat bir taraftan da gerçekten bizim ülkemizin 100 yılın en ağır afetlerinden biri olan Hatay'ın da aralarında bulunduğu o bölgedeki 11-12 ilimizi etkileyen çok sayıda vatandaşımızın maalesef hayatını kaybetmesine neden olan o büyük depremlerin de yıl dönümü. O nedenle orada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileriz. Depremleri ve diğer alanlarda doğal afetler noktasında Türkiye'nin, vatandaşlarımızın, belediyelerin, hükümetin, devletin ne kadar hazır olduğunu bu yayında iki değerli hocamızla konuşmak istiyorum. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Yayınlarımızdan da biliyorsunuz ve de Miktat Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Miktat Hoca da İTÜ'lüdür. Sadece meteoroloji, asıl uzmanlık alanı olan meteoroloji konusunda değil, son yıllarda Türkiye'de afetler konusunda en fazla kafa yoran ve çalışma yapan isimlerden biri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bu yayında ben birçok yeni bilgi paylaşacağım. Lütfen yayının sonuna kadar bizi takip edin. Hemen arkadaşlarımıza bağlanalım değerli izleyiciler. O bölgede bizim arkadaşlarımız var. Ben önce Gaziantep Islahiye'ye gitmek istiyorum. Burada Merve Tokaz ve kameraman Emir Ünlü arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. Arkadaşlar merhaba, günaydın. Merve Tokaz şu anda Islahiye'de. Deprem sonrasında aradan geçen zaman diliminde hangi adımlar atıldı? Ve vatandaşların yaralarının sarılması noktasında neler yapılmakta, onları bir özetlemeni rica edeceğim lütfen. Hakan Çelik, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte depremin aslında en acı yıkımlara neden olduğu noktalardan birinde Gaziantep'in Islahiye ilçesindeyiz. Hakikaten biz de Emir'le geldiğimiz andan itibaren tarifsiz duygular içerisindeyiz. 365 gün geçti 6 Şubat'ın üzerinden ve bu bölgelerde olmak, yeniden bu sokaklarda gezmek, insanlarla konuşmak hakikaten tarifsiz. Şimdi ben kadrajdan çekilmek istiyorum. Bir yandan da bu bölgedeki atmosferi, son durumu ekranlara getirelim. Şimdi bir yanda aslında burada hala 6 Şubat'ın izlerini görmek mümkün. Bir tarafta yıkılmaya yüz tutan binalar var. Bir tarafta derin boşluklar var. Yani yıkımı tamamlanan binalar var. Dile kolay 11 ili vuran bir afetten söz ediyoruz ve sadece bulunduğum bu Islahiye ilçesinde bile binlerce bina yıkıldı o depremde. Bir yanda yıkılan binalar var ve o binalardan geriye kalan uçsuz bucaksız boşluklar var. Ve bir yanda da yeniden inşa edilmeye çalışılan, küllerinden doğan bir şehir var. Yeni konutlar yapılıyor. Yarın teslimatı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bulunduğumuz bu noktada deprem konutlarının yapımına depremden bir ay sonra temeller atılmaya başlandı. Ve bir yanda da o küllerinden doğan şehirlerde yeniden yükselen binalar, yeniden umutla, yeniden başlamak isteyen insanların o oturacakları, yeniden yemekler yapacakları, belki güvenle oturabilecekleri yeni konutlar var. Şimdi Gaziantep'in Islahiye ilçesinde merkezi noktalardan bir tanesinde ilerliyoruz biz Emir'le birlikte. Bu binaların çok sayıda aslında bina var yıkılan ve hala yıkımı devam eden. Buradan duyuluyor mu bilmiyorum ama benim biraz bulunduğumuz mesafenin biraz ilerisinde iş makineleri hala çalışmaya devam ediyor. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Binlerce bina ve bu binaları bir anda ortadan kaldırmak hakikaten hiç de kolay değil. Şimdi vatandaşlarla konuştuk. Geldiğimiz günden bu yana burada depremi yaşayan o acı günü beraber, o günlerde de aslında beraber paylaştığımız vatandaşlarla, depremzedelerle konuşma fırsatı bulduk. Onlar için hala aslında tarih 6 Şubat. Hala o depremi hepsi bir şöyle bir ifade kullanıyorlar. Depremi anlattıkları gece, konuştukları gece kıyamet gibi bir geceydi diyorlar. Çok sayıda
depremzededen benzer ifadeyi duyduk biz. Hala aslında bir yanda yeniden başlama isteği içlerine var ama bir yanda hem o yarım kalmışlık hem o gecenin onlarda yaratmış olduğu travmanın izlerini hala görebilmek de aslında mümkün. O anı gözleriyle, ses tonlarıyla, o anı anlatırken ki mimikleriyle zaten yüreğinize dokunuyor anlattıkları her şey. Bakın burası işte bir zamanlar iş yerlerinin olduğu, dükkanların olduğu, üzerindeki binalarda da insanların yaşadıkları noktalar ama şu an için buralarda yıkımına başlanılmak üzere olan binalar. Yine burası özellikle Islahiye'nin çok yoğun ve çok kalabalık olan bir noktasıydı. Çünkü burada iş yerlerinin de yoğun olduğu bir noktalardan bir tanesiydi ama artık buralarda derin bir sessizliğin olduğunda söyleyebiliriz. İş makinesini görüyorsunuz, yine yıkımı devam eden aralıksız bir şekilde duran binalar var. Yavaş yavaş toparlamak istiyorum sözlerimi. 6 Şubat'ın üzerinden bir yıl geçti ama şunu ifade edelim. Türkiye aslında bu tarihi 6 Şubat'ı 4-17'yi hiçbir zaman unutmayacak. Bizler de unutmayacağız ve her an ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim. Ve Emir'le birlikte, kameraman arkadaşım Emir Ünlü'yle birlikte sözü bir kez daha sizlere devredelim. Hakan Çelik. Çok teşekkür ederim. Merve Tokaz bulunduğu İslahiye'den güzel bir özet yaptı ve bir yıl içinde yaşadığımız acıları hiç unutmadık. Yani yeniden hatırlamak değil, gerçekten unutmadığımız acılar. Acaba ne kadar ders çıkarılabildi, bunu ayrıca hocalarımızla konuşacağız. Hiç kuşku yok ki Emir Ünlü kameraman arkadaşımız bu görüntüleri yansıttı. Stüdyomuzda Şükrü Ersoy hoca var ve Miktat Kadıoğlu hoca var. Birazdan onların yorumlarını alacağım ve onlara en çarpıcı uyarılarınız hangi noktalarda gelir diye soracağım. İlk sorum o olacak ama hemen Kahramanmaraş'a gitmek istiyorum. Yine 6 Şubat depremlerinin etkisinin ve yıkım etkisinin ve maalesef can kayıplarının en yoğun olduğu yerlerden biri Kahramanmaraş ilimizdi. Ebrar sitesi tabii bu depremde yaşanan acılarla sembolleşen noktalardan biriydi. Burada kameraman arkadaşımız Buğra Benlioğlu ile birlikte muhabir arkadaşımız Emrah Çakmak bizi bekliyor. Emrah Çakmak, senin notlarını da alalım lütfen. Evet, Kahramanmaraş'tayız. Depremin merkez üssü aslında 10 ile buradan yayıldı. Acı buradan yayıldı ve üzerinden bir yıl geçmek üzere birkaç gün sonra artık yıl dönümünü hep birlikte anacağız. Tabii Kahramanmaraş önemli çünkü burada Pazarcık'ta, Elbistan'da arka arkaya depremler meydana gelmişti. Biz şu an şehir merkezinde ve şehrin en bilindik sitesi Ebrar sitesindeyiz. Burada 22 blok bir anda o depremin sarsıcı etkisiyle birlikte yerle bir oldu. Şöyle biraz kameranın önünden çekileyim ve size Ebrar sitesinin son halini kameraman Buğra Benlioğlu gösterecek. Bakın bu alan 22 bloktan oluşan şehrin en kalabalık yaşam merkezlerinden birisiydi. Tabii şöyle baktığınızda hali hazırda bazı blokların ayakta olduğunu görebiliyorsunuz. Onlar muhtemelen çok daha dayanıklı inşa edildiğinden ayakta ama onlar da yıkılacak. Çünkü ağır hasar almış durumdalar. 22 blok tabii burada yerle bir oldu ve ne yazık ki üzülerek bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 1400 kişi burada hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Uzuvlarını kaybedenler tabii tedavileri devam ediyor toparlanmak adına. Genelinde Kahramanmaraş'ın genelinde 8000 bina yıkıldı. Toplamda 12.731 kişi hayatını kaybetti. Şimdi tabii yaralar sarılıyor. Merve de aktardı Gaziantep'te. Kahramanmaraş'ta da yaralar sarılıyor. Özellikle ilk etapta çadır kentler, konteynere geçiş oldu. Daha sonra da şehirlerde yeniden inşa süreci depremin hemen birinci ayının sonunda başlamıştı. Şu anda 21 bin afet konutunun inşası devam ediyor. Şöyle Buğra'yla birlikte biraz da gezerek birkaç noktayı daha gösterelim sizlere. Baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 6 Şubat'ın sabahında saatler 4.15'i gösterdiğinde burada bir anma programı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buraya katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hala hummalı bir çalışma söz konusu. Şu anda 8.124 konutun teslim aşamasına geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada anahtar teslimiyle depremden etkilenen Kahramanmaraşlılara bunları vereceği, onların
hizmetini, onların tekrardan yaşamlarını sürdürmeleri için kullanabileceklerini hatırlatalım. Tabii 7000 köy evi de inşa süreci devam ediyor. Şöyle baktığımızda aslında Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde ciddi bir etkilenme durumu söz konusuydu. 55 farklı noktada bu geçici süre zarfında konteyner kentler kuruldu. 22.429 konteyner kent kuruldu. 86.315 hak sahibinin başvurusu değerlendirildi. 2500 iş yeri tamamlanıp esnafa teslim edildi. Tabii aynı zamanda merkezde, kırsalda, konteynerde kalan 12 bin kişiye de yardımlar ulaştırılsın diye bir kart aracılığıyla onlara sürekli yardımlar o karta yüklendi ve bu bir yıl içerisinde onlara yardımcı oldular. 846.883 kişiye psikososyal destek verildi. Bu çok önemli çünkü burada depremin travması devam ediyor. Dolayısıyla psikolojik destek de oldukça önemli. Şöyle toparlayacak olursak 6 Şubat'ın artık yıl dönümüne birkaç gün kaldı. Dolayısıyla biz bölgedeyiz. Kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte Kahramanmaraş'ın merkezinde, köylerinde, ilçelerinde olacağız ve buradaki sürecin nasıl geçtiğini CNN Türk ekranında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Kahramanmaraş dan İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ederim Emrah Çakmak, muhabir arkadaşımız ve kameraman arkadaşımız Buğra Benlioğlu'nun görüntüleri. İki kısa bağlantı yaptık. Kahramanmaraş'a gittik, Gaziantep, Islahiye'ye gittik. Diğer illerde tabii Hatay yıkımın en yoğun olduğu, en büyük olduğu şehirlerden biri oldu. Bütün bu noktalardaki bilgileri gün içinde, yarın ve diğer günlerde aktarmaya devam edeceğiz. Ve ben bir duyuru yapmak istiyorum değerli izleyiciler. Lütfen çok önemli bir belgesel hazırladık. CNN Türk olarak, CNN Türk program servisindeki arkadaşlarımız, değerli Profesör Doktor Şükrü Ersoy Hoca da sunumunda ve danışmanlığında, moderasyonunda önemli bir katkı verdi. Size de teşekkür ederiz. Kısa bir tanıtımı var, bir göz atalım. Hatırlatmak istiyorum. Yarın 11.15'te ilk bölümü, pazar günü sabah ve pazartesi aynı saatte yine 11.15'te yayınlanacak. İki gün boyunca iki ayrı bölüm olarak bizim program servisindeki arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaptılar. Muhabir arkadaşlarımız önemli bir katkı verdiler. Yönetmenimizle birlikte bir göz atalım, ardından hemen buraya geleceğiz tekrar. Yer kabuğunun altındaki dinamik dünya depremlerin izlerini nasıl oluşturuyor? Bir fayın üzerindeyiz. 11 ilde binlerce insanın ölümüne neden olan bu depremde sadece deprem mi suçluydu? Peki bilim ve tarih bize neyi işaret ediyor? Depremler sınırları değiştirebilir. 500'e yakın diri fayımız var. Büyük deprem beklediğimizi biliyoruz. Tsunami konusunda eğer farkındaysak kurtulma şansımız var. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve alanında uzman isimler yer kabuğunun derinliklerine doğru bir keşfe çıkıyor. Deprem belgeseli yarın 11.15'te CNN Türk'te. Yer kabuğunun... Değerli izleyiciler, bu önemli belgeseli lütfen kaçırmayın, izleyin. Değerli hocalarımıza tekrar merhaba. Hocam teşekkür ederiz. Sizinle birlikte değerli diğer hocalarımıza ve katkı verenlere önemli bir belgesel. Farkındalığın oluşması için de bilim insanlarımız, Miktat Hoca, sizler uzun yıllardır bu yayınlarda bunları konuşuyoruz. Yani sadece afet ve deprem olduğu zamanlarda değil. Biz Miktat Hoca ile bilmiyorum kaç yayın yapmışızdır. Birçok yayın yaptık ve ben yararlı olduğuna inanıyorum. Ve hocam, Şükrü hocam, bilmem ne dersiniz, bu artık yani fay meselesini epeyce bir konuştuk Türkiye'de diye tahmin ediyorum. Yani vatandaşlarımız herhalde anlamışlardır ülkemizin neredeyse tamamının bir depremsellik durumu olduğunu. O nedenle bundan sonraki yayınlarımda ben en azından kişisel olarak bunları yine konuşmaya devam edelim ama hangi hazırlıkları yapıyoruz? Yani şehirler hangi, ne noktada, en çok nerede ders aldık? Bunları biraz daha öne çıkarmayı uygun buluyorum. Gördüğüm kadarıyla zaten bu yerel seçim çalışmalarında da adaylar da biraz bu konuları ön planda tutuyorlar. İki hocama da şu ilk soruyla başlamak istiyorum. En çarpıcı, en büyük tehlike olarak gördüğünüz noktadan itibaren lütfen uyarılarınızı bir paylaşır mısınız bizimle? Şükrü hocam, sizle başlayayım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu belgesel için ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok yoruldular, çok yoğun çalışma içerisinde olduk, hem sahada hem stüdyoda. Evet.
kalıcı olacağı için ben seviniyorum. Bu anlamda bir belgesel olması. Önemli bir referans olarak ortaya koyuyoruz. Evet, ilerideki yıllarda da seyredilebilecek önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu konuda çok değerli hocalar da katkı verdiler, sağ olsunlar. Dolayısıyla halkın rahatlıkla, güvenlikle izleyebilecekleri bir belgesel. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Başta CNN Türk ailesine teşekkür ediyorum. 6 ve 20 Şubat depremleri, yani önce 7.7, daha sonra 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra, bir de hatırlarsanız 20 Şubat'ta Hatay Defne'de bir deprem meydana gelmişti. Bu depremi değerlendiren yerli ve yabancı yayınlara baktığımızda, mesela bir tane yabancı yayında şu geçer: Türkiye'nin deprem tarihine baktığımızda bu 100 yılın değil, son 2000 yılın en büyük depremlerinden bir tanesi diye. Yani bu önemli bir şey. Çünkü hakikaten biz şuna alışkındık. Deprem bir bölgede olur, komşu illerden yardıma gelinir ve daha çabuk kontrol altına alınan bir depremden söz ediyorum. Ama bu öyle olmadı. Hakikaten dünyada çok örneği olmayan, geniş bir alanda etki eden, dolayısıyla hazırladığınız tüm planları boşa çıkarabilecek bir afetle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz doğrudan etkilendi. Tabii, yani 11 ilimiz doğrudan etkilendi. 13 ilimizde ölen insan var. Evet, ve nüfusumuzun önemli bir bölümü etkilendi. Aşağı yukarı coğrafi olarak da neredeyse Bulgaristan büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. 6 ülkeden büyük bir alandan söz ediyoruz. Bu depremlerin ve fayların ne kadar önemli olduğu konusunda bize önemli bilgiler verdi. Artık bizim söylemimiz değil. Yani bu ortaya konan olay çok önemliydi. Önemli olan ikinci bir mesaj da zemindi. Bakın, bunu çok konuşmuyorduk. Bir İzmir depreminde dile getirmiştik. İzmir'de bir deprem olmadı. Önce medyada İzmir depremi ve yıkılan, ölen insanlardan söz etti. Öyle bir şey yoktu. İzmir'in altındaki zeminin kötü olması nedeniyle kötü zeminler uzak depremlerden de etkilenebilir. Çok önemli bu. Sadece fay hatlarına yakın noktalar diye bakmayalım. Şehirlerimizin kurulu olduğu alanlardaki zeminlerin probleminden bahsediyorsunuz. Değil mi hocam? Yani bu çok göz ardı edilen bir konuydu ama çok önemli. Evet. Bu bakımdan siz güzel bir cümle kullandınız biraz önce. Türkiye'nin belli yüzdesi değil, %100'ü depremden etkilenebilecek bir zemine sahip. Bu çok önemli. Arkadaşlardan rica edelim, bunu lütfen alt yazıda da yazalım. Yani ülkemizin tamamının zemin problemleri de düşünülecek olursa, yapı stoğumuzun kalite problemleri düşünülecek olursa, yarın, bugün herhangi bir noktada bir büyük deprem veya orta büyüklükteki bir depremin bile Türkiye ölçeğinde büyük bir yıkıma neden olduğunu görüyoruz. Şükrü Hoca'nın söylediği konu çok önemli. Hocam, devam edeceğim. Müsaadenizle Mikdat Hoca'ya da sorayım. Hocam, siz son yıllarda özellikle afet yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yaptınız. Birçok kitabınız var, uyarılarınız var. Marmara'ya gelelim. Çünkü nüfusumuzun önemli bir bölümünün burada yaşıyor olması sebebiyle sadece İstanbul'da yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor. Marmara'nın geneline baktığımızda böyle bir büyük depremden etkilenme ihtimali olan neredeyse 30 milyon bir insandan söz etmek mümkün. Çarpıcı uyarılarınızı alalım. Nelere dikkat etmek gerekir? Hangi noktadayız? Afet kültürü, afet yönetiminde ciddi bir yol aldık mı sizce? Maalesef hocam, Türkiye'de afet yönetiminde dil ve fikir birliği henüz oluşmadı. Yani kullandığımız kelimeler, kavramlar bizim düşüncelerimizi, uygulamalarımızı yönlendiriyor. Kullandığımız dil ve kavramlar yanlış olduğu için her şey de yanlış gidiyor. Nerede en çok hatalı, mesela yanlış kavram diyoruz? Deprem ve afetler diyoruz. Yani elma ve armut ve elmalar gibi. Hı hı. Futbol, spor gibi yılıyor. Afet ve kriz yönetimi diyoruz. Doğru kavram ne olmalı sizce? Afet yönetimi deyince kriz yönetimi, risk yönetimi içinde bunun. Deprem ve afetler değil, afetler. Yani bunun gibi böyle bir sürü. Hı hı. Ve bu Türkiye'de afet yönetimi bilim dalı olarak kabul edilmiyor. Biz çok FEMA'dan, ÇOPAN'dan eğitim aldık falan ama Türkiye'de herkes bu konuyu uzmanmış gibi davranıyor. Anonim bir konu olmuş sanki. Üniversitelerimizde, yani bir ana bilim dalı, iki değerli hocamız da burada olduğu için sorayım. Afet yönetimi diye bir şey yok mu? Ya var. İTÜ'de mesela biz FEMA ile kurduk ama. Bizde de var. Evet. Bizde daha fazla şey var. Yer bilimleri daha fazla. Mesela yani inşaat veya psikolog, herhangi bir şey. Mesela toplantı oluyor mesela Ankara'da diyelim.
Önce bir açılış konuşmaları, sonra herkesi masalara dağıtıyorlar. Evet. Herkes kendi kültürü, bilgisi, aklına geleni yazıyor afet yönetimi. Bu Türkiye'nin en büyük problemi. Yani ve şu, biz afet yönetimin tersi anlamış durumdayız. Bütüncül bir yaklaşım sorunumuz var diyorsunuz. İşte afet yönetimin tersi anlamışız. Biz afet yönetimini afet olacak, gideceğiz enkaz kaldıracağız, yardım edeceğiz falan, bu afet yönetimi bu anlamışız. Evet. Kriz yönetimini ilahlaştırmışız. Yani kriz yönetimi, risk yönetimi yok memlekette. Yani afet yönetiminin kriz yönetimi arttı, risk yönetimi olduğunu farkında değiliz. Afet eşittir tehlike olmuş Türkiye'de. Güzel. Afet eşittir tehlike değil. Afet eşittir tehlike çarpı maruziyet çarpı etkilenebilirlik. Hocam bir öneri seti alabilir miyim sizden? Yani, ne yaparsak daha doğru bir yol şu anda, almış oluruz? Hocam ben şu an yetkili biri olsam toplum tabanlı afet yönetimine kayarım. Bu arama kurtarmayla böyle dışarıdan gelecek... Mesela şu anda İstanbul'da 100 bin bina yıkılacak örneğin. Daha fazla. Ya aslında 340 bin. 300 bin mi? Hocam evet. 340 bin. Ben şimdi valilikle çalışıyorum. Orada şeyde yıkılacak ve hasarlı binasa 340 bin. Yani burada da çıkarabilirim şeyini. Aşağı yukarı kaç vatandaşı der hocam, yaklaşık olarak ya, burada yaşayanların hesaplayalım. Şöyle hesaplayın hocam. 340 bin tane bağımsız bina. Her binanın başına 3 vardı ya da 30 kişi koysanız 100 kişi ediyor. 34 milyon arama kurtarmacı lazım. 34? Milyon. Milyon. Var mı Samanyolu kadeksinde? Afet yönetimi arama kurtarma problemi değil. Önce risk yönetimi. Bakın Türkiye'de millet ne yapıyoruz biliyor musunuz? Riski yönetilebilir, tolere edilebilir seviyeye indirgemeden güya hazırlık yapıyoruz. Şimdi hazırlık yapıyoruz ya. Şu andaki riske hazırlık yapmak mümkün değil. Teorik olarak mümkün değil. Bizim riski azaltmamız lazım. İşte orada zayıf sınıfta kalıyoruz. Nasıl azaltabiliriz? Yani 340 bin binaya 340 bine indirmemiz gerekiyor. Yani ben olsam Cumhurbaşkanı gelip burada İstanbul'da oturacak. Valilik, kaymakamlık, belediye bütün STK'ları toplayacak. Acil olmayan bütün yatırımları kesip şu 340 bin binanın içinde insanlar yıkılmadan nasıl ayakta kalacağını kafa yormamız lazım. Şu anki hızla bu iş olmuyor. Kaç senede hocam bu şu anki hızımızla tamamlayabiliriz? Gerçekçi beklenti nedir? Çok yakın bir zamanda olmayacağı muhakkak. Ama İstanbul için bir 5 yıl veriliyor galiba. Acil evet. Yapılması gerekenler. Yani bütün için bir 20 yıl gibi bir süre alabilir ama 5 yılda hani en acillerden başlamak üzere bitirilirse büyük bir avantaj ama şimdi bunu İstanbul'u düşünürken 6 Şubat'ı yok sayıyorduk. Öyle bir planlar yapıyor. Şimdi doğru, bir de doğru. 6 Şubat'ın etkileri var. Birlikte planlamak gerekiyor. Hocam bir de bizim bir 20 yılımız var mı? Bundan çok emin değilim. Sanki yok gibi algılıyorum. Yani bugüne kadarki veri tabanlarına baktığımızda adeta süremizin dolduğu yönünde. Yani önceki deprem skalaları hocam, söyleyebiliriz bunu değil mi? Tabii. Şimdi mesela depremini bekleyen yerlerimiz de var. Atıyorum. Yani söz gelişi Batı Anadolu'da mesela 1970'ten beri deprem yok. Büyük deprem yok, yıkıcı deprem yok. Hangi coğrafyayı daha çok anlasın izleyicilerimiz? Hangi illerimizi kapsar? İşte burada Balıkesir'den başlayıp Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'ya doğru olan kesim içerisinde. 1970'ten beri mi olmadı? 1970'ten beri büyük deprem yok. İzmir'in çevresi deprem dolu, fay dolu. Aynı zamanda denizlerin içerisinde faylar var. Şükür yani. Hocam, kaç tane sismik boşluk var? Çok sayıda var. Biz bunları biliyoruz değil mi? Hatay'da tabii, biliyorduk. Tabii. Şimdi İstanbul'da sismik boşluk. Biliyoruz da ne yapıyoruz? Mesela yıkılacak bu şehirleri biliyoruz değil mi? İstanbul'da yıkılacak. Evet. İstanbul deprem sonrası yeniden nasıl inşa edeceğimizi planlıyor muyuz? Yok. Afet yönetimi yok Türkiye'de. Ben biraz ezbere işler var. Karikatürize ediyorum. Aslında Türk insanının genetiğinde risk yönetimi anlayışı yok. Yani evet. Genetiğimizde yok. Evet. Biz krizi seviyoruz. Kriz olunca hücum ediyoruz. Evet. Yani helal olsun yani. Halil Deniz abi mantığı hepimiz var. Hepimiz bir koşuyoruz yani oraya. Bir mesela işte kıyafetler gönderildi. Tabii. Yani en olmuyor. Yani vatandaşlarımızın işte iyi niyetine saygımız kuşkusuz. Yine ama mesela kışın deprem oluyor. Yazlık kıyafet gönderiliyor falan. Yani hocam yine afet yönetimi olmadığından oluyor. Bağış yönetimi diye bir bilim dalı var. Enkaz yönetimi diye afet yönetimimizde bir bilim dalı var. Türkiye'de böyle bir dal mal yok. Evet. Herkes her şeyi yapıyor. Gönder diyor. Ne varsan gönder diyor. Şimdi ben yani, önemli bir güzel bir noktaya geldik bunun, bence. Bunun bilimin yani, ve üniversitelerimizin önemini vurgulamak istiyorum. Hocam şimdi, herkes her şeyi bildiği için ortada büyük bir kavram karmaşası var. Güzel oldu bunları vurguladığımız. Şimdi ben bir Tamer Yılmaz Hoca'nın da kulaklarını çınlatmak isterim. Profesör Doktor Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörümüz, öğretim üyesi.
ve rektörümüz, ortak dostumuz hoca aynı zamanda. Şimdi bir notlarıma bakıyorum. Güzel bir proje yapıldı Hatay'da. 150 akademisyen, evet, ve 12 farklı projenin buluştuğu bir projeydi bu. Hatay için Hatay depremi öncesi sonrası su kaynakları, enerjinin sürekliliği, kültürel mirasın korunması, bu çok önemli bir şey. Çünkü orası dünyanın en zengin mozaik müzelerinden biri var mesela. Arkeoloji müzesi var. Dirençli kentlerin oluşturulması, yıkıntı ve atıkların bertarafı, işte Miktat Hoca bunlara çok dikkat çekiyor. Şehir planlaması, yapay zeka tabanlı bir destek mekanizmasını içeriyordu. Ulaşım da var içinde. Evet. Şimdi gerçekten Tamer Hoca'nın da altını hep sürekli çizdiği gibi toplantılarda İstanbul için de böyle bir çalışma yapmamız lazım. Yapılıyor mu bilmiyorum. Yapılıyor mu, böyle bir şey var mı İstanbul'da? Evet, teklifimiz var o konuda ama. Buyurun, siz ne dersiniz? Ben, biz İtalya Afet Yönetim Enstitüsü olarak Mimarlık Fakültesi, bu afet, şimdi Japonlar hocam, şimdi Tokyo'da deprem bekliyor. Bizim gibi, İstanbul bekler gibi. Ve Japonlar, evet, biz git Japonya'ya gidin, size bu Tokyo'ya yeniden nasıl inşa edeceklerini, bunun afet yönetimine göre ilkelerini belirlemişler. Yeşil alan koru, trafiği geliştir filan gibi, böyle kronik problemi çözecek şekilde Tokyo'ya deprem sonrası yeniden küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun. Evet. Bu ilkelere, kriterlere göre biz de bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Ama bir cevap alamadık henüz. İTÜ olarak mı sunduk? İTÜ olarak sunduk. Ve çünkü böyle bir alışkanlık yok, böyle bir ezberi yok memleketin. Biz hele olsun hallederiz abi mantığıyla hareket ediyoruz. Yani kriz yönetiminin marifet olduğunu, kriz masaları falan, bunlar boş şeyler. Yıkılmayacaksın. En iyi kriz yönetimi krize düşmemektir. Düşmemektir. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü Tamer Yılmaz'ın da dile getirdiği gibi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de böyle bir önerisi var. Tabii. İstanbul için. Aynı şekilde biz de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var, 17 tane. Bunları da içerecek biçimde planlar ve şeyler, öneriler sunuyoruz. Sayın rektörümüz bu konuda hakikaten çok, evet, depremin daha ilk günlerinde 52 tır yardım gönderilmesine ön ayak oldu. Bütün tabii Teknopark, Yıldız Teknopark orada teknoloji şeyleri yaptı, sunumları yaptılar, gençlere ulaştılar. Evet, evet. Çok önemli. Hocam, diğer bilimlerle, yani meteorolojiyle, efendim depremle, yaşamla alakalı olarak afet ve kriz yönetimi ile ilgili diğer bilim insanlarından yeterince yararlanılabiliyor mu bu konularda? Hocam, zaten bütün problem Türkiye'de bir bütünün parçası olabilmek. Yani biz bir bütünün parçası olmayı kabul etmiyoruz. Yani ben mesela veya başkası geliyor mesela, diyelim inşaat hakkında konuşuyor, sonra afet yönetimi sistemini de kuruyor. Bizim maalesef Türk insanı olarak böyle bir hastalığımız var. Yani körün fili tarifi gibi bir tarifimiz var. Aslında afet yönetimi disiplin arası bir şey. Ama o parçaları, bütünü sağlayabilecek bir şey lazım, bir herkes beyin lazım. Krallığını ilan etmiş durumda. Aynen öyle. Afet yönetimi hocam, birinci evresi... Kim yapacak bunu? Yani devlet yapması lazım. Afet yapması lazım ama işte orada da tabii sıkıntı var. Afet yönetimi hocam, birinci evresi risk azaltma. Şimdi biz riski azaltmadan hazırlık yapmaya kalkıyoruz. Risk azaltmanın da birinci maddesi tehlike ve risk analizi. İşte faylar nereden geçiyor, nerede sel var, şu var, bu var. Orada herkes kendi konusunda çalışması gerekiyor. Ama biz bu sistemi, resmin bir bütününü, yani master plan yapamıyoruz. Hı hı. Herkes bir yerden kapıyor, adamını bulan gidiyor, hepsini yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Şimdi burada risk azaltmadan hazırlık yapmaz. Bak, bizim Türkiye'de en büyük hatamız bu. Afet yönetiminin sıfırıncı kanunu bu. Önce riski yönetilmiş seviyeye indireceksin. Bakın İstanbul'da boşuna arama kurtarma falan olmayacak. Olmaz. Riski yönetimi seviyeye indirmemiz lazım. İstanbul'un master planı 2003'te yapıldı. Çok güzel. Hala tane üniversite. Hala toplantıya çağırıp biz hocam hala konuşalım, masalarda oturalım. Ya kardeşim, yaptık daha kaç sene önce bunu. 2003 yılında. Uygulama yok. 4 üniversite, çok değerli hocaların da içinde olduğu. Evet, ben de vardım. Yol haritası çıktı. Yani İstanbul'da yapılması gerekenler konusunda. 2003'te. 2003'te ve bu kitaplar rafları süslüyor. Şu an bu okunabilir mi? Nereden okunabilir? İnternette tabii, var. İnternette var mı? Var. Büyükşehir Belediyesi. Yani biz bir şeyi yapıyoruz ama onu uygulamıyoruz. Yani master plan uygulanmıyor mu demek istiyorsunuz? Şey, evet, master plan, tabii, tabii. Deprem şurası, kentleşme şurası. Ulaşımdan hepsinde çalıştık bunları. Ama yani. Hocam, peşref çekmekten güreşe başlayamıyoruz bir türlü. Evet. Sürekli toplantı. Şimdi bakın, değerli hocalarımızın yorumları, uyarıları çok önemli. Değerli izleyiciler ve değerli yerel yöneticiler ve adaylar, belediye başkanı adayları, Türkiye'nin her tarafı, her yanında. Lütfen planları ve programları uygulayın. Uygulayınız. Lütfen hocaların uyarılarını dikkate alın.
lütfen popülist yaklaşımlar ortaya koymayın. Ve yani vaatlerinizi yerine getirin. Aksi halde biz çok büyük tehlikelerle, risklerle karşı karşıyayız. Sadece deprem değil, diğer alanlarda da büyük problemler var. Hocam o dediğiniz çok doğru. Mesela şimdi depreme dayanıklı bir ne yapıyoruz değil mi? Dere yatağında. Ya hala dere yatağında bina yapılıyor hala mu? Hala var. Asinerdin'de şimdi bugün, de, şimdi hala. Bugün git Asinerdin'de de bina yapılıyor. İstanbul'da da yapılıyor. Ve adam dere yatağındaki binayı depreme dayanıklı yaparken seni dikkate almıyor. Bak bu bütün işin bakışçısı yok. Yine su basma seviyesi sıfır. Yine bottom kat yapıyor dere yatağında. Yani bu depremi biz ya bu tehlikeyi fırsata dönüştürebiliriz. Ama o sel konusunda ne var hocam? Ne diyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Aslında yapılmayabilir. Devlet oraya hizmet götürüyor. En kötüsü o. Cami yapıyor. Okul yapıyor. Ha, devlet hastane yapıyor. Doğru. Ha, yapmasın diyorsunuz devlet. Tabii yapmaması devlet gerekiyor. Devlet de kötü örnek oluyor. O da okulu oraya yapıyor. Özendirici oluyor çünkü. Mesela kentsel dönüşüm yapıyorsan bütünleşik bakacaksın olaya. Yarın sel kent dönüşümü yapacağız. Oraya okul yapma diyoruz. Siz evinizi evet, nereden evet. alırsınız? Doğru. Alırsanız hastaneye, okula yakın, yakın yerleri seçersiniz. Camiye yakın olacak ki gidip namazımı kılayım dersiniz. Ama bunu bu hizmetler götürülmezse oraya yerleşim hocam, olmaz. Ben de diyorum ki dere, adında dere, ova, vadi olan yerden uzak durun. Ovada ne sorun var? Düz, düz. Alüvyon. Biraz önce Amik Ovası'na örnek verdik. Evet. Mesela Amik Ovası dünyanın en verimli topraklarından bir tanesi. Ben oradaki depremlerde ölenlerin insanların sayısını bir toplamaya çalıştım. 1 milyonu geçince durdum artık. Anlamı yok. Nasıl yani? Bir dakika. Ya bu projeksiyon mu yaptım demek istiyorsun? Tabii tabii. Yani Amik Ovası. Tabii. 115 depremine baktım kaç kişi ölmüş. 526 depremine baktım kaç kişi ölmüş. 1117, 1822 gibi depremlerde ölenleri bir topladım. 1 milyonu geçti. Tarihteki evet, bütün ölenleri tabii. topladığınız Amik Ovası çevresinde öyle evet, mi? Evet. 1 milyonu geçti mi? 1 milyonu geçiyor. Yani müthiş bir şey değil yani mi? Yani şu anda 50 bin rakamlar bunlar tabii çok büyük rakamlar. Yani çok tek burası, bir vatandaşımızın hocam, acısı tarih aile yıkılmış burası hep. Evet. O zaman padişah da ferman edilmiş. Evler dağlara diye. Evet. Ne ferman dinliyoruz? Yani bakım... biz bilimden ders almayan ve bilime kulak vermeyen bir ülkeyiz. Doğru mu? Bence doğru. Evet. Öyle yani. Onu yani görüyoruz yani. Gerek Marmara ve İstanbul, gerek Hatay medeniyetler şehri olduğu için çok kayıt var. Yani bunu bilimsel şeye çevirdiğinizde çok şey mesaj veriyor size. Çok, çok derin mesajlar var yani. Evet. Efendim. Hocam pek ders almıyoruz. Evet. Kızılay konusunda bir gelişme var değerli izleyiciler. Ben onu bir vurgulamak istiyorum. Şimdi önemli bir kurumumuzdur yani Kızılay. Fonksiyonu, rolü ve beklentilerimiz itibariyle. Ben özellikle yeni bir yönetim iş başına geldi biliyorsunuz. Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, tıp fakültesi mezunu bir uzman. Farklı kurumlarda da görev yapmış bir kişi. TÜBİTAK'ta dahil olmak üzere. Bu yeni yönetimin aldığı bazı kararlar var. Bunlardan biri afet döneminde artık çadır satışı kesinlikle yapılmayacak. Bu bir. İkincisi, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı da ortadan kaldırılmış benim öğrendiğim, aldığım bilgiye göre. Ama benim asıl yapmak istediğim uyarılardan biri kan stoklarında özellikle bu konuya dikkat etmek gerekir. Kan stoklarının Türkiye'nin afet riskleri, tehlikeleri ortada olduğuna göre bizim de kan konusunda, kan verme konusunda hassasiyetimizi, duyarlılığımızı ortaya koymamız gerekir. Zaten kanı da Kızılay'a vermiyoruz yani biz. Kendimize veriyoruz, halka veriyoruz. Tabii yani Kızılay onun aracılığını evet. yapan bir kurum olması itibariyle hatırlattım. Hocam, çadırı artık literatürden çıkarmamız lazım. Bizde bir İran'da kaldı çadır. Bu tek odalı konteynerler de yanlış. Nasıl? Neyine götürmek gerekir? Bu hocam yani biz şu anda belki konuşacağız yani çok hızlı yeniden kalıcı konutlar yapıyoruz falan. Bu da doğru değil. Yani Japonlar bunu 5-10 yılda yapıyor kalıcı konutlar. Lütfen uyarılarınızı çadırdan itibaren bir söyler misiniz? Yani kaynamasın. Çadır bir kere yaşanacak bir şey değil. Tek odalı konteyner yaşanacak bir ortam değil. Japonlar gibi en az 2+1 konteynerler yapacaksınız. Ve burada insanlar uzun süre kalabilecek ve kendi aceleye getirmeyeceksiniz. Kendi daha doğru sosyoekonomik, kültürel altyapısıyla sürdürebilir, geleceğin kenti olarak inşa edeceksiniz. Şu andaki şey mecburiyetten çok acil, hızlı yapılmak zorunda kalıyor. Terör de bir afettir, insan kaynaklı afettir. Bunun da mahalli gözetleme şeklinde Amerika, İngiltere, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirmemiz lazım. Buradan İstiklal Caddesi'ni, bütün Taksim Meydanı'nı
teröre yönelik yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu konularda da çok eksiğiz. Yani biz nasıl sadece depremden gidiyoruz. Çünkü deprem parakende değil, toptancı öldürüyor. Yani nasıl bir öneri getirirsiniz bu onun konuda? Kitapları, şeyleri var hocam. Sorarlarsa anlatırız. Bunların hepsinin bir sistemi var. Yani çevreyi, çünkü mesela iş yerindesin İstiklal Caddesi'nde sokaktaki her şeyi görebilecek şekilde olması gerekiyor şehir mobilyaları. Evet. Ve oradaki çalışanların belli şeyleri anlayıp tanıyabilme, raporlayabilme yetenekleri. Bu ispiyonculuk değildir. Bu bütün mahalle bazında Neighborhood Watch, Crime Watch diye Amerika'da her yerde vardır. Mahallenizi bu. İzleyin, izleyin bu. Rapor edin. Evet, suçlu evet. Yani şüpheli kişiler. Bunlar yok Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de sivil savunma kılavuz sistemini geri getirmemiz lazım. İtfaiye gönüllülüğünü geliştirmemiz lazım. Bu ezberlerin... İtfaiye gönüllülüğü var mı Türkiye'de? Geliştirmemiz lazım. Sivil savunma birlikleri diye bir şey yoktur dünyada. Bütün bu işi sivil savunma, itfaiye yapar dünyanın her tarafında. Yanlış ve ezberlerden gidiyoruz. Afet yönetimini yeniden tasarlamamız lazım. Güzel. Güzel. Benim istediğim yayın bu işte. Uyarılarımızı paylaşalım. İtfaiyeciler dünyada çok popüler insanlar. Amerika'da kahramandır itfaiyeciler. Evet. Firefighters yani. Evet, evet. 911 miydi? Neydi Amerika'daki? 911. 911. Evet. Onu da niye 911 olduğunu da biliyor musun? Paylaşın hocam, buyurun. Sizin kitapta var bu. Çünkü eskiden yuvarlak döndürüyor ya işte telefonlar. Çocukların rastgele arayamayacağı 3 numara o. Güzel bilgi. Ha, güzel evet. Bilgi. Pratik fakat önemli. 911. Yani mesela itfaiyenin kırmızı, polisin kırmızı, mavi ışığı neden? Evet. Neden? Hepsi, onu söylemiyoruz. Peki. Tamam. Hocam lütfen. Yok, söyleyebilirim de yani şaka diyorum. Şöyle. Konuyu dağıtıyorum. Tamam. Birkaç çalıştayla ben itfaiyecilerle çalışma şansını yakaladım. Hakikaten bu konuda Türkiye'deki itfaiyeciler konusunda ne kadar cahil olduğumu gördüm. Sadece yangınla ilgili değil, suda bile kurtarma çalışmalarında bulunan fizikmen de, mental olarak da çok güçlü insan grupları. Ben Kanada'da bir sokak festivali izlemiştim. Bir baktım, sokak festivalinde değişik gruplar var. Bir tanesi çok kalabalık. Gittim oraya, yanımda arkadaşlar da var. Ortada itfaiyeciler dans ediyor. Ve müthiş kalabalık seyrediyor. Ve onlara çizmelerin içinde para veriyorlar. Çizmenin içine atıyorsunuz. Dedim niye bu kadar ilgi? Burada bunlar kahraman dediler. Yani itfaiyeci deyince dur. Hocam, herkes kızını itfaiyeciye vermek için evet. Can atıyor falan dediler. Prestij. Yani, hocam itfaiye Türkiye'de önemli, meslek sayılmıyor. Neden? İtfaiyenin meslek değil. İşte buralar eksik. İtfaiye Genel Müdürlüğü gibi hani en azından TSE gibi standartları koyacak bir kurum lazım. İtfaiyecilik meslek sayılması lazım. Belediyelerin sorumluluğunda değil mi? Belediyeler de sürgün yer olarak kullanıyor çoğu zaman itfaiyeler. Bu gönüllülükte de bir cümle etmek istiyorum. Lütfen. Ben şahsen Sayın YÖK Başkanım şey yapmasın ama ben YÖK Başkanı olsam öğrencilerimizin diploma yanında bir gönüllülük sertifikası yoksa mezun etmem. Bizde var İTÜ'de. Biz mikro kredi diyoruz ona. Yani bireysel olarak yapıyoruz ama bunu resmileştirmek gerekiyor. Tüm üniversitelerde. Kurumsal yani, olarak bir öneri getiriyorsunuz. Evet. Güzel bir öneri bu bence. Mutlaka yani. Olması gerek. Çünkü siz uygar bir insanı nasıl tarif edersiniz? İyi kıyafet giyen, iyi arabaya binen, iyi evlerde oturan uygar bir insan mıdır? Bence tehlikenin farkında olan ve buna karşı bir davranış geliştiren bir insan uygardır. Çok güzel. Çünkü sizi sadece deprem beklemiyor ki sokakta. Her türlü tehlike var. İşte bilgisayarınızda da var. Bir siber saldırıya uğrayabilirsiniz. Tabii. Eğer uygarsanız onun bir tehlike olduğunu bilir, ona göre tavır geliştirirsiniz. İşte. Yani bu yangında da öyle, selde de öyle, bizim bir tünel kazasında da öyle. Dolayısıyla yaşam kültürümüz çızdan öteye gitmiyor. Çız sobaya dokunma o kadar. Evet, yani o bakımdan özellikle üniversitelerde biliyorsunuz çok büyük bir potansiyel var, genç potansiyel var. Evet. Bunların hayata kazandırılması gerek. Hocam çok işte faydalı şimdi olur. Uyarıp duyuyorlar sel olacak diye afattan, meteorolojiden. Sel, yıldırım, doluya dikkat edilmesi. Ya ilkokul, ortaokul, lise hiçbir derse sel, fırtına, yıldırım nasıl korunur diye bir şey yok. Dikkat edin uyarısı tamam ama nasıl dikkat edin? Bilmiyor kimse. Tamam, nasıl edeceğiz? Kameraman arkadaşıma sorsam mesela. Eğitim yok böyle yani bir eğer eğitim. Eğer kişisel olarak ilgisi yoksa bu konuda muhtemelen hocam, bilmiyordur. Karşılığı yok çok şeyin. Her şeyi mış gibi yapıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Mış gibi. Yapın, söyleyin uyarılarınızı mesela de, böyle bir durumda. Hocam uyaran adamı sevmiyorlar işte yani her şey. Şimdi diyorlar bizi eleştirin deniyor. Aslında övgü bekliyorlar.
Bilmiyorum. Hayır ama bir dakika, yapıcı eleştiri çok güzel bir şey. Hocam yani, yazılı bile veriyoruz şey yani. İsteyene yazılı ben anlatıyoruz. Çok değerli buluyorum. Şimdi hocam yani. Türkiye'de afet yönetiminde yara bandı önlemleri bırakıp ameliyat yapmamız lazım. Evet. Afet yönetimi yeni baştan kurmamız lazım. Pansumanla değil de. Değil. Evet. O böyle olmuyor. Peki pansuman tedavinin dışında hocam yapısal olarak lütfen siz uyarılarınızı şöyle, ben, dikkat çekmek istediğiniz şeyleri tabii, söyler tabii. misiniz? Özellikle bazı kurumlar da biraz göz ardı ediliyor. Mesela? Mesela Meta, bizim diri fay haritalarımızı yapan çok önemli stratejik maden bir kurum. Maden tetkik araştırma. Tabii eskiden enstitüydü. Mesela 1935'ten sonra Atatürk'ün direktifleriyle kurulan, önce kıymetli madenler arayan, 1940'lardan itibaren jeolojik etütlere başlayan ve diri fay haritalarını hazırlayan, o bizim haritaları yapanlar MTA değil mi? Işte? Tabii tabii. Ve onlar da daha ileri git hocam. Ne var? Bir saniye. Onlar da bizim itfaiyeciler gibi kahraman çocuklar. 6 ay dağlarda Enerji kalan. Enerji Bakanlığı bünyesinde değil mi şu anda? Şu anda bilmiyorum değil mi? Bakanlık önemli değil. Ama biraz daha hacminin ve özelliğinin genişletilmesi gerek. Çünkü Türkiye'nin kalkınma hamleleri boşa çıkmasın diye, inisiyatifler boşa çıkmasın diye bir altyapı çalışması yapıyorlar. Yani bu çok önemli yani, bir çalışma. Lütfen Şükrü hocam söylemiyor hocam ben söyleyeyim. Yok bir sizden alacağım değerli hocam bir dakika. Kaynamasın diye Şükrü Hoca diyor ki MTA güçlendirilmeli. Devlet su işleri. Devlet su işleri güçlendirilmeli, fonksiyonları genişletilmeli. Bunlar afetlerde, yani. Krizlerde de son derece önemli kurumlar. Hocam, buyurun. Dünyanın hiçbir yerinde afet yönetimi kuruluşu sismik ağ çalıştırmaz. Şu anda AFAD'ın yaptığı en iyi iş bu. Ama bu iş MTA'nın işi. Amerika'daki USGS gibi. Hoca söylemiyor onu. Esas olması gereken Meta'nın yapması gereken işi afet yönetimi yapmaya çalışıyor. Sismik ağ çalıştırmasın mı o diyorsun? Ya işi değil onun, afet yönetimi değil o. Bu Meta'nın işi. Haritayı da o çizecek. Hoca koordinasyon şey yapsın diyor. Siz ne dersiniz? Hocam zaten görüşürüz. Koordinatör kurul olarak kuruldu bu. Yani tabii gerçi sayılar çok arttı. 1200 civarında artık bir sismik ağ ile 5000 hocam diyorlar. O iyi ölçerler diğerleriyle birlikte herhalde. Mesela Kandilli yok sayamayacağınız bir kurum. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kurumlar. Bunların güçlerinin birleştirilmesi anlamda, koordinasyon anlamda afet hocama yönetim. Katılıyorum. Afet yani. Yönetimi yapması lazım. Ali Koca'nın da kulaklarını çınlatalım. Ali Kocaner, evet. Kandilli Rasathanesi. Çok değerli bir hocamız. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Tam adını da söyleyeyim de. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani itibarlı hocam, bir kurumdur. AFAD hocam koordinatör kurum olarak kuruldu. Evet. İşleri yapacak kurum olarak değil. Şimdi siz hem çubuğu salacaksınız, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası gibi. Hem çubuk salacaksınız hem gidip davul çalacaksınız. Olmaz öyle. AFAD burada şimdi, çok işi yapmaya kalktı, hiç çoğunu yetiştiremiyor yani, olmuyor bu. Hayır, yükü şöyle, yani hocaların uyarısı sıkıntı. İyi niyetli ve güzel, önemli şeylere dikkat çekiyorlar. Yükü artarsa evet, asıl yapması işine, gereken şey koordine edemez, konsantre olamaz demeye çalışıyorsun. Zaten evet, yetişemiyor. Kuruluş amacı o. 2009'da proaktif olmak üzere kuruldu. Yani yara sarma politikalarından vazgeçelim, risk yönetimini daha öne alalım diye kuruldu. Kuruluş yani amacı. Önceden o. Bunları koordine edip problemi çözmek. Yoksa pardon, Kandilli konusunda bir iki cümle daha buyurun, edeyim. Buyurun. Aslında Türkiye, dünyadaki bilim tarihi, deprem bilim tarihi, Cumhuriyet'le yaşıt, 100 yıllık bir şeyi var. O kadar hızlı gelişmiyor her şey. Daha 1920'lerde fayla deprem ilişkisi yeni kurulmaya başlanırken Türkiye'de sismograf var. Yani şimdi, 1894 depreminden sonra 1895'te bile iki tane sismograf cihazı alınmış. İstanbul'un çeşitli yerlerine yerleştirilmiş. 1926'da alınanlar var. Yani Amerika'da gelişme neyse, Japonya'da bugün neyse. Bugün de iyi durumda mı bizim teknolojik olarak? Biz, ölçme bilimimiz, ölçme açısından. Hakan Bey çok sekteye uğramışız. Bizde süreklilik yok. Yani iyi noktaya gelmiş, birileri gelmiş, tak al aşağı hocam, etmiş. Kandilli bu işi bu kadar iyi yaparken bu işi neden AFAD yapmak istedi? Bütün problem burada. Neden biz rol çapmaya çalışıyoruz? Neden öne çıkmaya çalışıyoruz? Neden herkes kendi işini yapamıyor bu ülkede? Bu eleştirileri dikkate alalım, dinleyelim. Çünkü hocalar bir birikim neticesinde bunu söylüyorlar. Hakikaten Kandilli'nin hepimizin bildiğimiz saygın, itibarlı bir kurum. Yani AFAD konsantrasyonunu acaba hocam, başka durumu, bir yönelime fırtına tahmini de vermeye başladı hocam AFAD. Hava durumu. Yani AFAD
Niye şimdi, veriyor AFAD onu? Bilmiyorum yani, yani işte bunu anlamamız lazım. Ama şöyle yani afetle ilişkili olarak... Yani bunu Meteoroloji Genel Müdürü yapamıyor mu? Yeterli değil mi Meteoroloji Genel Müdürü'nün verileri? Kandil yeterli değil miydi? Hayır ben... Belki koordinasyon eksikliği var. Ya FEMA mı yapıyor Amerika'da fırtına tahminlerini? Yok böyle bir şey. Yani hocam bizim bir kere bir dünyadan bir tane bir afet yönetimi örnek hocam, almamız lazım. Hocam ben meteoroloji konusuna meraklı bir vatandaş olarak havacılıkla ilgilendiğim için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şeyini beğeniyorum doğrusu. Tamam. Tahminlerini, haritalarını, hocam, radarını beğeniyorum. Hocam yetersizlik yok değil mi? Ben bence de de yok. Peki neden AFAD bu işlere? Siz de memnun musunuz meteoroloji uzmanı olarak? Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Neden AFAD bu tür işlere giriyor? Anladım. Bunu çözmemiz lazım ki anlayalım gerisini. Hocam siz buna benzer şöyle, şeyler yani, söylüyor musunuz? Ulusal değerli kurumlarımızın yok sayılması değil, bunların varlığıyla birlikte Türkiye'de bir yapılanma olması gerekiyor. Şu da tehlikeli oluyor bazen. Yabancı yapılanmayı aynen getirmek bazen tehlikeli olabiliyor. Çünkü çok önemli bir kurumumuzu yok sayabiliyorsunuz. Evet. Onlarla birlikte aynı pota içinde eritip kıymetlerini, değerlerini verip öyle çalışma yapılması daha doğru bence. Balat'ta bir takım noktalarda tsunami uyarı tabelaları görüyorum. İstanbul'un belki başka yerlerinde de vardır. Geçmişte bu pek dikkate alınmayan bir şeydi, uyarıydı. İstanbul açısından tsunami'nin depremle beraber ciddi bir risk olduğunu düşünüyor musunuz? Hocam. İki hocamıza da soralım. Tsunami riski. Bizim uluslararası yayınımız tsunami konusunda ilk Türkiye ile ilgili 1989'dur. 98'dir. İlk yayın bu mu? Evet. Çok geç değil mi hocam bu kadar geç yapmak? Marmara ile ilgili mesela tsunami gerçeğini ilk zamanlar kimse kabul etmiyordu hatırlarsanız. Yani. Burada olmaz, şurada olmaz, Türkiye kıyılarında olmaz, okyanusta olmaz diye. Şimdi kabul edildi. Bu önerileri o zaman yapıyorduk. Kıyılarda işte tabelalar konsun, kaçış rotaları belirlensin. Evet. Ya halkı bu kadar korkutmanın ne gereği var? Hocam, deniyordu değil aynı mi? Şeyi, deniyordu. Aynı şeyi bu şey vardı ya. Selde kapıldı gitti bu inada filan. Aynı şeyi aynı tabelaları kuru vadilere de koymak lazım. Sel bizim meteorologların sesi çok çıkmıyor. Yer bilimciler çok her yerde söylüyor. Aynı problem kuru vadilerde de olması lazım. Bir de dinlense. Aşırı yağışta yüksek yerlere kaçın diye. Aynı tsunami gibidir. Büyük bir tehlike midir? Tabii öldü işte tabii, kaç tabii. Kişi öldü. Bakın, yani hocam olaya bütün bakmamız lazım. İzmir'i hatırlayın. Koy içerisinde 1.8 2 metreye yakın dalga yüksekliği oldu. Halbuki, 2 metre ciddi bir yükseklik. Tabii halbuki hemen tarihine baksanız yanında Amargos Adası var. 1956'da dalga yüksekliği ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 5 metre. Oo çok ciddi değil mi? Hocam. Tabii ki yani bize hocam, gelebilecek hocam, dalgalar 2 bunlar. 2 metre izleyicilerimiz diyebilir ki aman efendim 2 metre de nedir? Bir karış yetiyor. Hocam bir söyleyin şunu. Ya bir karış su bu su özellikle insan alıp götürüyor. Götürür. O 2 karış da arabaları götürür. Tabii. Hocam Osmanlı şu kadar yani. Osmanlı arşivlerine hocam bizim Osmanlı arşivlerinde bütün bu afetleri taramamız lazım. Bu tarihte güzel kayıtları var mı? İyi mi kayıtlar? Vardır mutlaka ama onu bu şekilde aramak lazım. Yani mesela Çin bütün arşivini aramış, bütün afetleri çıkarmış. Tsunami'yi yaptık buna. Bak ne güzel. Tekerrürü çıkarmak lazım. Bütün afetleri bilmemiz lazım. Nerede ne oluyor? Tabii. Yani bir bu kayıtlar sürüsü mü gelmiş? Çekirge mesela Bursa'da nereden çıkmış? Çekirge türküsü nereden çıkmış? Ortağı mısın çekirge bıdı bıdı çekirge. Bugün çekirge afet olarak takip eden kimse var mı? Yok. Vardır belki de. Yok çok canım. Çok sesi duyulmuyordur. Hayır, hele olsun hallederiz abi. Evet. Mantık bu. Hele olsun hallederiz. Yani bir sürü böcek türü mesela ortaya çıkıyor. Olanlar tamam, yok Afrika'dan oluyor. Kuşlar böcek... yok oluyor falan. Bunlar ekosistem doğa şimdi olsa ne oluyor biliyor musunuz? İklim değişti böyle oldu derler. Bir de her şeyi iklim değişikliğine bağlayıp işi çözüyoruz. Bir de bu kolaylığa da kaçıyoruz. Adam derenin içine bir ne yapmış? Sel gelmiş balkondan geçiyor. Ne yapayım iklim değişti diyor. Peki şu İstanbul'un tahliye planları yani İstanbul'da arama kurtarma yapmak bile imkansız gibi bir şey söyledi ya hoca. Yani İstanbul'un ya büyüklüğünden hocam, ve 340 bin binanın yıkılma riskinden planlarsan, bu gerçeği bir görmemiz lazım. Yani amaç insanları endişelendirmek, korkutmak değil. Bu bir gerçek ama korkacaksak da korkmamız gereken bir şeyden bahsediyoruz. Hocam yani. Afet yönetiminde kötü senaryoyu koyarsın karşısına. Senaryo nasıl çözeceğinde uğraşırsın. 48 bin ölü. 5 metrekare lazım adam başı. Hocam ne dersiniz? İstanbul'dan bahsedelim birazdan. Şimdi İstanbul malum mega şehir. Dünyada 33 ile 35 civarında mega şehir var. Yani nüfusu 10 milyonu aşan şeyler. Bence yani kişisel görüşüm bu.
İstanbul'da dünyanın en iyi planını yapsanız, en iyi tahliye planları, kurtarma planları da yapsanız bence bir yere kadar işleyecektir. En büyük handikap nüfus. Yani 20 milyonun olduğu bir yerde sağlıklı bir afet planı yapmak o kadar kolay değil. Altına imzamı atıyorum. Çok evet. Nettir ya hocam, bu yani. Konu afet, bu şöyle, çok önemli yani. Başlı başına bu afet zaten. Peki insanlara yani sürecek miyiz? Hayır. Mülkiyet hakkı kutsal. İnsanlara Anadolu'da daha özendirici koşullarda mesela artık İstanbul'da insanlar geçinemiyor. Yani orta ölçekli insan da geçinemiyor. Bunu daha cazip, özendirici hale getirip nüfusun azaltılması, en az 5 milyon insanın İstanbul'dan nüfusu azaltılması adına gönderilmesi gerek. Şimdi hocam afetten güzel sonraki öneriler. Bunu, bu öneriler güzel. Hocam afetten sonra İstanbul'u tahliye etmek imkansızı planlamak yani o öyle bir şey. O işte afet yönetimi tersine anlamak. Afet oluyor. Olmadan İstanbul'u planlayacağız. İstanbul'un nüfusunu azaltacağız. Ve benim yani bir vatandaş Hakan Çelik olarak önerim, lütfen İstanbul'da yeni nüfus yaratacak cazibe alanlarını artık kurmayalım. Niteliği ne olursa olsun. Ben böyle bir öneride bulunuyorum, ricada bulunuyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Çünkü sıkıştık artık yani, çıkacak yerimiz şöyle yok. Şöyle diyebilir miyiz? İstanbul'u küçültecek adaylara oy verelim. Onu vatandaşların kendi takdirleri, kime oy vereceklerini ben vatandaşlarımıza bırakıyorum. Madem öyle istiyoruz, ama bunu önemleyelim. Yani İstanbul'un artık ne kadar yaşanmaz bir hale geldiğini burada yaşayan herkes biliyor. Şükrü Hoca da anlattı. 20 milyon gerçekten büyük bir nüfustur. Evet. Yani Avrupa'daki iki ülkenin nüfusundan, hocam, Yunanistan'da Bulgaristan'ın toplamından daha fazla. Vereyim. Her şey sağlam olsa bir küçük şey değil bir mi? Örnek vereyim. Maltepe'den üniversiteye her gün 2 saat gidiş, 2 saat geliş. Düşünün, hayatımdan her gün 4 saati kaybediyorum trafik nedeniyle. Korkunç. Siz bunu bir de afette düşünün. Tabii. Şimdi İstanbul'un bir de dünya kültür mirası özelliği var ya değerli vatandaşlar. Yani bu şehir yıkılırsa bir de muazzam bir kültür birikimi de yıkılmış olacak. İşte tıpkı Hatay'da olduğu gibi. Geçen hafta kaybettiğimiz ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim. Huzur içinde uyusun. İstanbul'un önemli yazarlarından Mario Levi. Burada bu koltukta bakın ne söylemişti. Bir kısaca ona göz atalım. Tekrar döneceğiz buraya. Günün belirli saatlerinde farklı görüntüleri bize getirdiği durumlar vardır. Mesela Cihangir'de herhangi bir noktada dursanız ve Üsküdar'a baksanız. Yahya Kemal Hayal Şehir şiirinde bunu çok güzel tasvir eder. Güneş batarken o bütün o evlerin pencereleri, camları, Üsküdar tarafı altın rengine bürünür. Şahane bir görüntüdür. Evet. Müthiş bir görüntüdür. Şimdi o. Yani Instagram Hayal Şehir'de onu çok güzel anlatır. Harika bir örnek oldu, evet, bence. Değerli izleyiciler, Mario Levi arkadaşımız iyi bir yazar, çok üretken bir isimdi. Tekrar başsağlığı dilerim. Bu hafta yine kaybettiğimiz ve yine bu stüdyoda yayına katılan bir isimdi. Alev Alatlı, yazar. Bir o bölümde oradan paylaşmak isteriz sizinle. Avrupa Birliği ile birleşme projesi. Ya en azından ittifak yani. Tam üyelik, Avrupa Birliği'ne tam üyelik olarak. Evet. Siz bunu iyi bir fikir olmadığı kanaatinde misiniz Türkiye açısından bakın? İyi fikir olmayacağı kanaatindeyim. Yani niye olmayacağı kanaatindeyim? Katille maktulü yan yana koyup zenginleşmeden söz edemezsiniz. Bir yere kadardır. Evet, başsağlığı dilerim Alev Alatlı'ya. Allah'tan rahmet dilerim. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Değerli isimlerle burada yayınlar yaptık. Yani tarihi referans nitelikte yayınlar, hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. YouTube'dan tamamını takip edebilirler. Değerli hocalarım, sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Söylediklerinizi ben çok önemsiyorum. Eminim ki yetkililer de, ilgililer de not alıyordur. Çünkü bilim insanlarına kulak vermeden biz bu işlerle başa çıkamayız. Biz daha çok yayınlar yapacağız. Yani ben burada olduğum sürece sizleri yine davet edeceğim. Siz de gelirseniz bilgilendiririz izleyicilerimizi. Yararlı oluyor konuşmak. Teşekkürler. Hocam hiç demoralize olmayalım, anlatmaya devam edelim. Bir gün bizi de böyle derseniz, şu gün konuşmuştuk burada. Hocam hepimiz için, bir gün benim için de söyleyecekler. Diyecekler evet, Hakan Çelik diye bir adam vardı, yayınlar yapardı falan diye ama söyleyecekler. Bunları söyledi ama iyi söz edecekler. Bunları söyledi, uyardı ama olmadı, yıkıldık demesin inşallah İstanbul. İnşallah biz görevimizi yapalım. Allah işimizden versin hocam. Amin.
işimizi iyi yapalım. Evet, takdir iyi yapalım. Kamuoyunundur. İzleyicilerimizin. Evet, söylediğiniz gibi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli izleyiciler, lütfen CNN Türk'teki bu belgeseli izleyin. Yarın 11.15'te, pazartesi 11.15'te Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, iki güzel ekol, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarımız bizimle birlikteydi. Konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim efendim.